Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, sizler bilen dinimiz, şeriatimiz, ahkomlarını o'rganishdagi sohbatlarimizni davom ettirishdan g'oyatda mamnunmiz. Bu safar siz azizlarga bizning jamiyatimizda ma'lum toifa kishilarni doimo tashvishga solib turadigan javob axtarib turli taraflarga murojaat qilib turadigan savollardan birini batafsilroq muhokama qilish, muzokara qilish niyatidamiz. Hammamizga ma'lumki, namoz ibodati dinimizning ustuni hisoblanadi. Mo'min musulmon bandalar bu ibodatga alohida ehtirom bilan qaraydilar. Va namozlarini to'la-to'kis bo'lishi uchun qo'llaridan kelgan barcha chora-tadbirlarni ko'radilar. Namoz ibodatini diqqat bilan ahamiyatni markazlashtirgan holda o'rganishga harakat qiladilar. Ibodat davomida boshqa paytlarda savol chiqib qolsa, ahli ilmlardan o'sha savolni so'rab o'rganib olish harakatlarida bo'ladilar. Bir-birlariga ham namozda bo'ladigan amaliyotlardan bilganlarini o'rgatib, xatolarini to'g'rilab turish odatlariga doim odatlanganlar. Ana o'shuning uchun bizni savol-javob bo'limimizda ham namozga alohida bo'lim ajratilgan. Bu yerda juda ko'plab savollar keladi. Ana shu savollarni ko'p qismi safardagi namoz haqida. Safarda namozni qanday ado etiladi? Namozni qasr qilish hukmlari va shunga o'xshash bu sohaga tegishli turli savollar keladi. Ana shu savollarning ichida ko'p va tez-tez takrorlanayotgan bir savol bor. U ham bo'lsa, ma'lum bir toifa kishilarimiz viloyatlardan kelib, misol uchun Toshkentga joylashib qolishgan, oila qurishgan, bu yerda ishlashadi, uy joylari bor, bola chaqali bo'lishgan. Lekin shu bilan birga har hafta yoki ikki haftada bir yoki bir oyda bir o'z viloyatlariga, ota-onalari huzuriga, yaqin qarindoshlari huzuriga ularning ziyorati uchun yoki ba'zi bir ish safarlari bilan borib turadilar. Ularni tug'ilgan joyi, vatani, asliylari o'sha yer. Hozir ham o'zlaridan boshqa oila a'zolari barchalari, ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari o'sha yerda yashashib turibdi. Bu odam borsa, o'zini uyiga qaytib boradi. Lekin o'zi oilasi bilan, bola-chaqasi bilan bir necha yildan beri, bir qancha muddatdan beri boshqa shaharda, misol uchun Toshkentda yashamoqda. Ana o'sha viloyatdagi hovlisiga, uyiga, ota-onasining qavmi qarindosh, aka-uka opa-singillarini huzuriga borgan odam musofir hisoblanadimi? Namozni qasr qilib o'qiydimi yoki yo'qmi? Savol shu. Bu savolni takrorlanishi ko'p berilishini asosiy sababi bizning tushunchamizga qaraganda xuddi shu masala fiqh kitoblarida ko'pida bayon qilinmagan. Hozir bizda tarqalgan namozni o'qish haqida ta'limot beradigan kichkina kitoblar bir yoqda qolsa ham katta fiqhiy kitoblarga murojaat qiladigan bo'lsak ham ayni shu masalani topish qiyin. Misol uchun biz o'zimiz mana shu masalani topishda anchagina
hayranlıkta kalanımız, kitapları varaklayıp, titip, başka kılıp, topu almayanımız. Ahırı bu meselenin, aziz biraderlerimizden, muhterem Zahid Can Damla, Abdülkadir Cenabları, taptılar, o hem olsa, Fetevai Alemgiriye, deyip etergen kitap. Yani bu kitabın bir ismi Fetevai Hindiye deyiladi. Bu kitap bizi Hanefi mezhebimizdeki fetvalarını cemlevçi en katta kitaplardan hesaplanadı. Bu kitabını kitap şekliğe, kelişiğe Zahriddin Muhammed Babur'un sülalesinden bulgen katta demek padişahlardan Alemgir de lakab olgan kişi sebep bulgenler. Bu kişi meseleler kopayıp ketkenliğe, o şu vakitinin kazıları, muftileri bir hıl meselede bir kança birbirine hılap bulgen fetvalar, hükümler çıkarışı arkalı cemiyette düşünme öpçülükler payda buluyetkenlerini itibarga alıp ulamalarını yapıya girip uşa vakitini ölçüvü bilen cüde katta mablag ajratıp alimlerge alakıda mekan kılıp verip ularını yaşayışı için şerayet yaratıp verip ve samarali ilmi mehnet kılıp fetvalarını birleştiriş, tertipke salış ve tertipli ravişte kitap kılıp tayarlaş manası da cüde katta ilmi iş kılınca. Oşa vaktini közge korungan ulamaları toplanıp uzlarıge reis sayılaşıp ve işini barnağmasını tuzup çıkkandan son Hanefi mezhebi boyunca şeriatını barca sahaları da hayatını barca sahaları da gerek buladığın fetvalarını kılışken, barını toplaşken, başını kilitirse kayırdan agarlıklarını yap etişken de, hammaga muhtemet bogan, itibarlı bogan, hamma kabul kıladigan, acayip bir katta enisklopedik kitabını demek tayarlaşken sezavar boganlar. Ana şu kitapta hakikatten hayatta var kop güne meseleler, özünü aksini tapken, Hanefi mezhebi boyunca cüda itibarlı fatvalarını demek mecmuasıga aylengen. Hüttü ana oşa kitapta siz bilen biz hazır söz yürütüyetken mesele. Bir adam özünün tuğulgen asli vatanından çıkıp başka yakka barıp havlucay kılsa, yörge urnaşıp kalsa, o şehirde daimi ailesi bilen yaşap dursa yok, keyin türlü sebeplerle göre ata anasının, karındaşlarının ziyareti gelmedi, ya ki başka bir sebepten mi, yani özünü asli vatanıge, havlusuge, uyuge kaytıp varsa, musafir hesaplanadı mı? Ya ki musafir hesaplanmaydı mı? Degen savalgı cevapta, mazkur kitapta etiledi ki, kimnin özünü asli vatanıda köçmez mürküb olsa, yani ki uy cayı bosa, o şehirde kaytı barıp, musafir şeklinde emez, o şehirini hakiki egesi ispatı da caylaşıp, bemalan, kança tursa turadigan bosa, ana o şefayette o adam musafir hesaplanmaydı, belki mukum hesaplanadı da, namazlarını kasır kılıp emez, tuluk okuydu, deyilgen. Ana, bana şu savallarını verilçi barca azizlerimizge cevap şu ki, demek tuğulup özgen, vayagi yetken yurtta, keyin okuşka kegendir, işke kegendir, başka bir şehirge bayılıp, caylaşıp, aileliyip olup, vala çakalıyip olup, daimi ravişte o şehirde yaşap durgen bulsa yok, keyin kaysi sebep bilen bulsa hem, özünün asıl vatanı, tuğulgen cayı, ata anası yaşap durgan havlusu yerige varsa, o adam o şey yerde köçmez mülkü borgeni sebepli musafir hesaplanmaydı. Demek, asli vatanı da, ata ana yurtu da hem namazını tolu okuydu,
ve özü yaşattırgan hazırgı künde demek kün koruyatken başka şehirdeki uyuda hem namazını tolu okuydu. Ana iki mesafenin arası da demek sefer mesafesi buladığım olsa yolda ketiyatken de namaz vakti bulmasa onda o namazını kasır kılıp okuydu. Bana şu demek meselelerini yaxşı düşünmeliyiz gerek. Haliga qayta qayta ko'p marta berilganligi sababidan mana shu uslubidan ham bir aytib qo'yaylikki, odamlarimiz o'rganmasin, xijolatda bo'lishmasin, ibodatlarida qandaydir bir noaniqlik bo'lib, ko'ngillari xijil bo'lmasin degan ma'noda bu gapni aytib qo'ydik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni aytilgan, eshitilgan narsalarga to'g'ri amal qilib ibadetlerimiz mükemmel olup barışını nasip etken bulsun. Ve ahiru davauna enilhamdülillahi rabbil alemin.